Canon RF 100 mm f/2.8 makro. Güzel bir lens. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu benim sevgili dostum Taner. Taner'in bu R6 kamerasıyla beraber bana incelemek için ödünç verdiği iki lensten bir tanesi. Bu çok ilginç bir lens sevgili dostlar. Bu lensin üzerine bir kere lens çok sağlam ve çok yani prime lenslerinden bir tanesi. Ve çok güzel makro fotoğrafçılar çekiyor. Öncelikle fiziki yapısı suya bilmem neye neme dayanıklı. Ve şurada göreceğiniz gibi 3 tane seçeneği var. Hem şey kısıtlama seçeneği var, mesafe çekim kısıtlama seçeneği var. Hem otofokus ya da manuel fokus seçeneği var. Hem de altta stabilizör seçeneği var. Yani görüntü sabitleme seçeneği var. Çünkü oldukça ağır bir lens ama ben bu lens ile bile pozlamayı 1/4'e getirdim. Ve net kare yakalamayı becerebildim. Kamerayla beraber bütünleşen 8 stopluk görüntü sabitleme ile beraber sevgili dostlar. Bu kamera, yani bu lensle ilgili kötü söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bir kere görüntü son derece keskin. Renkleri, renk tercümesi müthiş güzel. Yakın mesafe çekimi gayet yeterli. Aşırı yakın değil, aşırı uzak değil. Tahmin ediyorum ki aşağı yukarı buradan buraya bir 27-28 santimetre olması lazım. Gerçi siz biliyorsunuz merkezine gittiğiniz zaman bütün bu bilgileri bilirsiniz. Yapı itibariyle ağır ve uzun olmakla beraber filtre çapı çok yüksek değil. O da çok güzel bir şey. Filtre çapı tahmin ediyorum ki bu 72 santimetre, 72 milimetre olması lazım. 72 de gayet yeterli. Her konuda filtre bulabileceğiniz bir çapa sahip sevgili dostlar. Video konusunda da son derece kolaylık sağlıyor. Videoyu da çok rahat çekebiliyorsunuz. Gayet sabit duruyor ve çok rahat çekimler yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, ne kromatik bozulma var bu kamerada, ne şey var, yani loka ve iki türlü kromatik bozulma var. Bir uzaysal, bir de biliyorsunuz genel olarak ve her ikisinde de oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Dolayısıyla o konuda da bir sıkıntı yok. Zaten bombelenme etkisini kamera otomatik olarak lens düzeltmesi var burada. Orada da bir sıkıntı yok ama genel yapısı itibariyle 100 mm zaten oldukça düzgün, az bombeli ya da az bozulmayla size fotoğraf veren bir mercek uzaklığıdır. Şimdi gelin karelere bir göz atalım. Bu karelere bakarak da siz kendiniz karar verin. Bu lensin ne kadar başarılı olup olmadığını. Thank you.
Evet, pareleri gördünüz. Ben şahsen gerçekten çok beğendim. Her ne kadar tabii ki 100 milimetre sokak fotoğrafçılığına hiç uygun bir lens olmasa bile buna karşın çok da ilginç kareler yakalatıyor size. Sokakta olsanız dahi. Dolayısıyla ben bu lensi gerçekten şiddetle, eğer makro yapacaksanız zaten Canon'un en güzel makro lenslerinden bir tanesi. Hatta en güzel makro lensi sevgili dostlar. Çok da başarılı bir lens. Alın derim yani. Valla umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu kanalı hep beraber büyütmeye devam edelim. Şimdilik sevgiyle kalın. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.